6 afet türü üzerinde çalıştık. 6 masamız vardı. Bunlar deprem, meteorolojik kaynaklı ve iklim değişikliği afetler, taşkın. 4. modülün içeriğini oluşturan bir amaç, 17 hedef planlandı. Ve bu geçen hafta itibariyle de Sayın Valimizin onayıyla da yürürlüğe girdi. Bu konuyla ilgili ne yaptı? Hangi kurum hangisinden sorumlu? 5 yıl içinde geçerli olan herkesin her şekilde söylediğini tamamen bilimsel metotlara dayanarak hazırlanmış bir resimde farklı farklı metotlarla nasıl yapılacağı da bahsedilen bir plandı. Burada afet eğitim yılında hasreten dediğimiz bizim defalarca söylediğimiz bizim afetlerde yönetimde sıkıntı çektiğimiz olaylardan birisi ilk 6 saattir. Trafik akışının sağlanması, iletişimin sağlanması. Bunlarla ilgili hem halkımızın bilgilenmesi ve acil toplanma alanlarına intikali, oradan sonra barınma alanlarına intikali çok önemli. Bunun için bir sistem oluşturuluyor. Yine 26 çalışma grubundan birisi tahliye ve seyrekleştirme ve intikal planlamasını yapan jandarma. Onun da 2 ay önce biz burada çalışmasını yapmıştık. Bakanımızın talimatı bütün ülke çapında. Bunun tekrar revize edilmesiydi. İlimizde acil toplanma alanları tekrar revize edildi. 201 tane şu anda acil toplanma alanı var. Ve barınma alanı var. Konteyner kent kurulabilecek, çadır kent kurulabilecek alanımızda 27 adettir. Geniş ve büyüklükte Afyonkarahisar bu konuda bu revize çalışmasını belediye, jandarma, diğer kurumlar, afet koordinasyonunda, komisyonunda gerçekleştirildi. İlçeler bazında da çalışmalarımız tamamlandı. İsmim Vahit Yıldız, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde sivil savunma uzmanı olarak görev yapmaktayım. Anlayan arkadaşım da Faruk abi buradayız. Ben de işlemek